Canım. Evet. Şimdi ekran görülüyor herhalde değil mi arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin uzunluğu bilinen üçgenin alanı diyor. Ekran görülüyor. Var mı sıkıntı? Tamam. Şimdi bu kaynağı ben gönderdim arkadaşlar size daha önce. Ekran görünmüyor mu? Ha, tamam. Bu kaynağı gönderdim. Bu kaynağın soruları güzeldir arkadaşlar. Bunun uygulaması da var. İstiyorsanız uygulamasını indirirsiniz. Eğitim Vadisi diye geçer. Güzel bir kaynaktır. Zor soruları vardır. Hani kendinize göre şey yapabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz arkadaşlar bunu. PDF'i de var bende. PDF'ini de gönderebilirim. Zaten gönderdim. Bundan da biraz konuya giriş yapalım. Bir değerlendirelim. Şimdi alan bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Alan bulurken ne yapıyorduk? O kenara ait kenarla o kenara ait yükseklik yani tamam ikisinin çarpımı bölü ne diyorduk arkadaşlar? İkiye bölümü diyorduk yani yarıya bölümünü diyorduk alan bulurken. Şimdi bu kısaca bir şeydi bir kural gibi düşünelim bunu. Mesela burada ben burada hemen kısaca bahsedeyim yani hızlı hızlı geçeceğiz çünkü bazı konuları anlatacağım size. Şimdi bakın bu üçgende mesela alanı nasıl buluruz? Şimdi bana koyu yeri soruyor. Burayı ben nasıl bulacağım? Şimdi burayı benim bulmam için şöyle yapmam lazım. Hocam önce şuradan bir 90 derece çizmem lazım. Ama bir de ne yapmam lazım? AC'yi bilmem lazım. Mesela şu çizdiğim yükseklik H olsun. Şurası da küçük A olsun mesela. A çarpı H bölü 2 demem lazım. Ama elimde bu veriler yok. Ne H var ne A var hiçbiri yok. O zaman ne yapacağım? İkinci türlü alanı bulmam lazım. Basit de arkadaşlar ben mantığını anlatayım. İkinci türlü de şu olur. Bakın şu kenara ait kenarım var. Belli. 8. Burası 8. Tamam. Güzel. Peki bu kenara ait yüksekliğin nerede? Bak. Tam da burada. Tam da burada. Bak şurayı uzattığın zaman burası 90 derece oluyor. Yani şu kenara ait yüksekliğin senin aslında 10 olur. O zaman alan da 8 çarpı 10 bölü 2'den bulunabilir arkadaşlar. Yani kısaca burada cevap 40 olarak bulunabiliyor. Burada görme meselesi arkadaşlar. Yavaş yavaş görün. Ondan sonra ileride hızlı hızlı çözersiniz diye düşünüyorum. Mesela 2'yi düşünün bakayım. 2 biraz zor. Ya bak öyle soru varmış. Mesela 2'yi çözün. 2 biraz mantık isteyen bir soru. Bir dakika vereceğim. Nasıl görünmüyor ya? Örnek 2 gözükmüyor mu? Tamam, görünüyor. Örnek 2. Hadi güzel bir soru. Okey arkadaşlar, gözüküyor dediler. Heyecanlandırmayın beni gözükmeye deyince. Vay, Ali Cengiz. Güzel, 30. Çok güzel. Ama peki bunu nasıl yaptık? 6 ile 10'u çarpıp ben 2'ye mi böldünüz acaba? Böyle bir şey mi yaptınız? Vallahi öyle Evet, böyle yaptım yapıyorum. hocam ben. Efendim? Öyle yaptım. 6 çarpı 10 bölü 2 yaptım hocam. Peki nasıl, nereye koydum bunu? Mesela BD 6 demiş bak. Şurası 6. AC'de 10 demiş. Nasıl yaptım bunu? Vallahi daha dedim ki bir evvelki örnek var ya hocam. Ona dayanaraktan yaptım öyle söyleyeyim Tamam. size. Ama bir dakika dur. Bunu bak. Bunun Hocam kenarı ben belli de değil. açıortaydan yaptım. Heh, açı ortaydan olması gerekiyor. Bak. Bunu gördük. Daha önce gördünüz. Yani görmediğim bir şey değil bu. Kalemi çizelim hemen. Pardon. Şurayı gördünüz arkadaşlar. Ben bunu böyle çizersem, buna ne olacak? 90 derece olacak. Burası da 90. Hani açıortaydan eşit kollardı. Mesela şuranın uzunluğu ile buranın uzunluğu eşitti arkadaşlar. Aynı zamanda şu yükseklikler de birbirine eşit olur. Hatta şunlar da birer açıortay olmak zorundaydı arkadaşlar. Tamam mı bunlar? Peki. Bak bura 6 ise o zaman burada 6 yaptı. Senin bu kenarında belliymiş 10'muş. 6 çarpı 10 bölü 2'den bulunabilir arkadaşlar. Hocam 6 çarpı 10 deyip o öyle değil. Açıortay kuralına göre yükseklikle şu yükseklik eşit olur. Dolayısıyla bu yüksekliği bulursun çarparsın. Bunu göstermedim değil bunu gösterdim daha önce. Devam. 3'e bakın arkadaşlar.
90-45-45 üçgeninin özelliği 12 dedik. Diğerleri de çözmeye çalışın arkadaşlar. Bakın bu 45 ise burası da 45. 90 var, 45 var, 45 var. O zaman burası nasıl bir üçgen? İkizkenar bir üçgen. Bakın 6 kök 2 demiş. O zaman buralar 6 olur. Çünkü 45-45-90 üçgeninde hipotenüs kısa kenarların kök 2 katıydı. O zaman burası 6 olacak arkadaşlar. Bura 6. Nereye başka? AC 10'muş. Bakın AC 10 ise buraya 4 kalır. Senin şimdi yüksekliğin ne oldu? Bak burası 4. Şey, kenarın 4. Yüksekliğinde 6. 6 çarpı 4 bölü 2'den cevap 12 olarak bulundu. Tamam. Mantık bu bak. Hep aynı şeyin etrafında dönüyoruz, dolanıyoruz. Şimdi bunlar aynı örnek şunlar. Şunları geçeceğim. Geçtim. Ben not almışım. 8 demişim mesela. 8'e bir bakalım. Evet. 8. Burada Öklid mantığı da var sanırım. Ondan sormuşum. Burada ne yaparsınız? Alan ABC'yi soruyor bize. Öklid formüllerini bir hatırlayın bakayım. Yani yüksekliği bulalım diyor arkadaş oradaki. Diyor ki şurayı bulun hocam diyor. Tamam burası 6'nın karesi eksi 3'ün karesinden. Burası kaç yaptı? 3 kök 3 yaptı arkadaşlar. 3 kök 3'ün karesi 27. 3'ün karesi 9. İkisini topla 36. Bak bunu verdi. Tamam burası doğru. 12 kök 3 diyen var. Yanlış galiba. Bir bakın. Şimdi Öklid bağıntıları neydi? Önemli olan oydu. Öklid bağıntıları. Öklid bağıntısı şu demekti. Bakın 6'nın eşittir. Bunun yani 3 çarpı yakın olan, dike kadar yakın olan yeri alıyordu. Sonra çarpı diyordum. Tamamı diyorum arkadaşlar. Tamamı da A olsun. Tamam. Tamamı da A oldu. Bakalım tamamı A. Dikkat edelim tamam mı? Onu o yerine koyacağız. O zaman buradan A kaç geliyor? Bakın 36'yı 3'e bölün 12 gelir. Buradan A'yı 12 olarak bulduysak, tamamını 12 olarak bulduysak, o zaman şurası 9 yapıyor. Onu da bulmaya gerek yok zaten. Alan lazım bana. Tamamı 12 idi. Yüksekliğim belli. 12 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den cevap 18 kök 3 olur arkadaşlar. Tamam. Alan ABC'yi sormuş. ABC bak 3 kök 3 burası. Tamamı 12 bulduk. Dikkat. Öklid bağıntıları. Bunun karesi bununla tamamının çarpımı. Bu da aynı ona benziyor. Ona bakalım. Onunla güzel bir soru. Bir üçgenin alanını nasıl buluruz? İki türlü bulabilirsiniz bak. Ona göre hareket edin. Herkes yapabilir. On beş mi acaba? Bakın arkadaşlar. Nereye sormuş bana? AC uzunluğunu. He, bakın şu AC uzunluğunu nasıl bulacağım ben? AC uzunluğunu bulmak için iki tane alan bulursun. Bak şuraya bakın şu üçgene. Bu üçgene baktım. Bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? 6 çarpı 10 bölü 2'den. 6 çarpı 10 bölü 2. Bu birinci bulduğum alan. İkinci bulacağım alan da şudur arkadaşlar. Bakın o kenara ait yükseklik verilmiş. 4 diye. Peki o kenara ait kenar verilmiş mi? Zaten oraya soruyor bana. X diyelim. O zaman şöyle de bulabilirim. 4 çarpı X bölü 2 derim. 2'ler gider arkadaşlar. 64'e bölün. Cevap 15. Okey. Tamamdır. 11. 11 de güzel bir soru. Görme meselesi arkadaşlar. Şöyle bakın. Kafanızı çevirin şöyle. Diğerleri de bulabiliyor mu hocam? Bakın. Heh, güzel. Cevap gelsin. Çok güzel. 9. Bakın bu şu koyu alan. Koyu alan.
Burası belli. Buranın alanı nasıl buluruz? Hep bak başta anlattığım yerle ilgili. 6 ile bakın o kenara ait yükseklik. 6 çarpı 12 bölü 2. Bir kere buradan bulabiliriz. Bir de şöyle tersten bakın arkadaşlar. Nereden bakın? Bakın. Şu kenarın burada. Bakın x denilen yer burası. O kenara ait yüksekliğin de burası arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? X çarpı 8 bölü 2 diyeceğim. X buradan arkadaşlar 9 gelir arkadaşlar. İki türlü alan bulma arkadaşlar. Her türlü varyasyonu kullanacaksınız. O zaman x'i bulabilirsiniz. 12 güzel. Hadi bakalım. Hızlı hızlı gidelim. Bununla küçük bir benzerlik göstereceğim size. Benzerlik siz de yapabiliyorsanız yapın. İstiyorsanız beraber yapalım bunu. Bu biraz şey. Benzerliği göstermedim ya. Hani ben anlatayım size. Yani yapmak isteyen yapsın. Şimdi bakın arkadaşlar. Açı kurallarını biliyorsunuz. Hocam ben açıları biliyorum diyen vardır içimizde. Mutlaka vardır. Hiç bilmiyorsa hani kendine bir baksın. Şimdi bak şu açıyla şu açı birbirine eşit olmak zorunda. Bu bir. Doğru mu? Neden? Hocam burası bakın iş tersten diyoruz. Yerine geliyor falan gibi söyleyebilirsiniz. Peki. Bak burada noktalı var. O zaman şuraya ben kesikli diyorum. 90 var. 90 var. Evet 42 cevap. 90 var. Noktalı var. Bir de kesik var. Şimdi şu üçgene bak. 90 var. Noktalı var. O zaman şurası ne olacak? Kesikli olacak. Hocam zaten bu Z'den de bu gelmez mi? Gelir hocam. Tamam mantık aynı. Şimdi kısaca mantık şu arkadaşlar. Benzerlik deyince şunu yapıyoruz. Hocam şu A, D ve E üçgenine bakın. Açılar belli arkadaşlar. Burada bu bir. Tamam mı? Şimdi bu üçgen kiminle benzer? Şu benzerlik işaretlemek arkadaşlar. Bak A açısı 90 derece. O zaman şuraya C'yi kullanacaksınız. C açısı 90 derece. Mesela D açısı burada kesikli. O zaman buradaki B açısını buraya yazmak zorundasınız. Sırayla. Bu şeyi sırayla yazmak zorundayız. Peki E nerede? Bak E noktalı. Burada da noktalı. O zaman buraya da noktalı yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki bu üçgenler birbirine benzer diyeceğiz. Bu şimdi bir giriş arkadaşlar. Benzerlikle ayrıca anlatacağım bunu. O zaman şöyle yapabiliriz bak. AD'nin benzerliği anlatıyorum size. CB'ye oranı. Bu bir. İkincisi DE'nin tamam mı? DE'nin kime oranı? BE'ye oranı. Bunu da yazdık. Bir de arkadaşlar yukarıdan yazalım. Üçlü. Yani AE'nin CB'ye oranı. Bu benzerlik kuralıdır arkadaşlar. Benzer üçgenleri bulursun. Aynı açılı olması lazım. Bak A 90 derece, C 90 derece. Sırayla yazdım. Dolayısıyla buradaki benzerlik oranı böyle. Hocam bu ne demek? Mesela şuraya X diyelim. Şuraya Y diyelim. Bakalım gelecek mi? Deneyelim. Şimdi bana söyleyin. AD. AD kaç arkadaşlar? Yani noktalının karşısında kaç var? 7. Yazıyorum buraya. Peki burada noktalının karşısında kaç var? Kaç var? Söyleyin. Y var. Benzerliği yazıyorum. Peki önce bu üçgenden başladım. Şimdi burada kesiklinin karşısında x var. Yazdım. Burada kesiklinin karşısında kaç var? 12 var. Tamam. Bak şimdi bu bana yeterli. Diğerini yazmam bile gerek yok. Şimdi ne oluyor? Bakın x çarpı y. İçler dışlar yaptım. İçler dışlar. 12 çarpı 7 yaptım. Peki size bir şey soracağım. Buradaki alan x çarpı y bölü 2 demek değil mi arkadaşlar? Bakın x'i burada. Y'si de burada. Gördünüz mü? X çarpı Y bölü 2 bana alanı verir. Ben zaten X çarpı Y'yi buldum. Bu kaç yapıyor? 84. E sen 84'ü 2'ye böl. Cevap 42 yaptı. Hocam ben burayı anlamadım diyen var mı? Var mı gençler? Basit bir giriş daha bu. Bakın anlatmıyorum da. Tamam. Geçiyorum ben o zaman. O zaman 13 sizde arkadaşlar. Ben size yazayım şunları. AB 10'muş. AB neresi? Şuranın tamamı 10. Başka BD. BD neresi? BD ile gösterelim artık şurası. 8'miş arkadaşlar. BD.
Bu da belli. Başka 6 diyen çıktı. Değil. Şimdi EC analizi. Ha, BD mi aldı? Tamam, pardon. Tamamdır, silin onu. BD aldı. Cevap 10 diyenler var. Yokmuş. Bir de neresi şey? EC. EC'de 9. Bunları da yazdım. Tamam. Bana nereye soruyor? AC'yi soruyor. AC. Evet. Allah Allah. Bunu nasıl yapacağız ya? EC9. Ha, tamam, buldum. Evet, var mı bulan? İnan ki çok basit. Sadece görmeniz lazım. Heh, bak cevap geldi. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Süper. Şimdi geri yaslanıp beni iyice dinleyin arkadaşlar. Bakın. Benim elimde ne var? Şu üçgenin alanını bulmam lazım. Hangi üçgen? ABC üçgeni. Büyük üçgen yani, tamam mı? Ben bu üçgenin alanını nasıl bulabilirim? Bakın şöyle bulabilirim. Şimdi burada ne var? Bir kenar var, 10. Burası 10. Burayı buldum. Peki bu kenara ait yükseklik var mı? Var. O zaman buraya da 9'la çarparsın, 2'ye bölersin. Cevap 45. Tamam, bunu buldum. Yani bu alanın, bu üçgenin alanı 45 santimetre kare gibi bir şey arkadaşlar. Peki ben bu üçgenin alanını başka nasıl bulabilirim? Bakın kırmızıyı aldım bilerek. Burada 6 yüksekliği var. O zaman bu kenara ait yüksekliğim belli ise, bu kenara ait şu uzunluğu da bulursam, o zaman alanı bulmuş olurum. Yani buraya x diyorum. 6 çarpı x, bak o kenara ait yükseklik burada. Bölü 2 eşittir 45 arkadaşlar. Çünkü alanın buradan çarpmışım, şuradan çarpmışım, alan değişmez arkadaşlar. O zaman ne olacak buradan x? Arkadaşlar burası 90 yapıyor arkadaşlar. 6x eşittir 90. X eşittir 15 gibi bir değer olacak arkadaşlar. Tamam. O kenara ait yükseklik, bak dikkat edin, bunu sorarlar size. Daha çok zorlamazlar sizi. Bu kenara ait yükseklik. Bak bu kenara ait yükseklik de buraya çarptım. 90 bölü 2'den 45 buldum. O zaman bu kenara ait yükseklik de buraya çarparım. Buraya çarparım. Alanı bulurum arkadaşlar. Birindeki alan eşittir, diğerine eşit olmak zorunda. Mesela 14. Güzel bir soru. Bu Eğitim Vadisi diye bir kitap. Göndermiştik bunu daha önce. PDF'ini göndermiştim. O kitaptan. Bu bir önceki kitaba göre daha zor bir kitap. Böyle katlama soruları da gelmeye başladı. Sizde de geliyor arkadaşlar. ABCD bir dik üçgenmiş. Tamam. DE paralel. Şu paralellikleri gösterin arkadaşlar. DE paralel AB'ye demiş. O zaman şu açı 90 derece olur. Tamam. Paralelse iki tane açı arasından ne yapmıştık? Hocam şunlar paralel olduğu zaman demek şu ikisinin toplamı 180 derece oluyor. Burası dik olursa, şöyle olsa, o zaman bu 90'sa bu da 90 olacak. Bakın 90 buradan geldi. Bu bir. Peki ne diyor başka? CDE üçgeni DE doğrusu boyunca katlanınca. Evet, C noktası B noktası ile çakışmaktadır. Ha, çakışmakta demek o onun tam üstüne geliyor demek arkadaşlar. Yani buradaki C noktası tam buraya gelmiş arkadaşlar. Tamam mı? Tam buraya geldiyse ve burası 90 derece ise, Allah aşkına bir şey soracağım size. Bakın sen bunu katlıyorsun. Bunları deneme yapılmaya da kesip doğrama gibi şeyler olacak arkadaşlar. Bunu al. Mesela burayı şey yap, iz yap buraya arkadaşım. Bunu tam buraya katla. Bunu tam buraya katladığın an bak şu DC denilen adam, DC denilen adam aslında şuraya gelmiş oluyor. Tamam mı? Tam buraya. O zaman burayla bu eşit olmuş oluyor. Hocam zaten bu da eşit değil mi? Evet, eşittir. Hocam 90 var, ondan sonra ya diklik var, sonra ikizkenar var. O zaman şu açılar da eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bunu da görmek zorundasınız. Hocam o zaman şunlar da eşit olmak zorunda dersiniz.
Bu katlamayla ilgili arkadaşlar, bakın sen katladığın ölçüde ancak açın kadar gidebilirsin oraya. Onu düşüneceksin. Açın kadar gitmezsen başka türlü konuşacağız. O zaman kenarotay meselesi giriyor devreye. Şimdi bunu anladık şu anda diye düşünüyorum ben. Sen bunu ancak bu kadar katladıysan DC'ye kadar gitmişsin. O zaman şurayla da şura eşit olmak zorunda. Şimdi bana neyi soruyor? DEB üçgenin alanı neresi orası? Şurası yani, burası. Buraya A diyelim alan olarak. Üçgenin alanı ADB üçgenin alanına oranı nedir diyor. ADB. ADB neresi? Evet. AD. Ha, şurayı soruyor bana. Evet. Burayı nasıl yapacağız şimdi? ADB üçgenin neresi? Burası. Evet. Buraya A dedim ben. Tamam. Ha, çok güzel. Evet. Bir de burada küçük bir şey var arkadaşlar. Onu da gösterelim size. Bak şimdi. Şimdi şu üçgene bir bakalım. Buraya anladığınızı sayıyorum ben. Tamam, buraya geçiyorum. Sileceğim şimdi. Bakın arkadaşım. Şunla şu eşit dedik. Doğru mu? Şimdi orta taban meselesi vardı. Hatırlıyor musunuz? Bak, buranın tamamına oranı. Doğru mu? Yandan bakıyorum bak. Buranın tamamına oranı. Burası 1 ise burası 2 olur arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Tamam. Bir olacak. Anlaştık mı? Peki. Şimdi birazdan söyleyeceğiz ama bunu. Şimdi söylemeyeyim ben bunu. Şimdi buraya ben alan olarak A dedim. Şurası A olsun. Tamam mı gençler? Peki. Burası ne olacak? Burası da A olacak. Çünkü aynı alan. Şimdi alan oranı şu arkadaşlar. Benzerlikte alan dediğimiz olan şu. Mesela kenar olan ne çıktı? Bakın buraya bir tane birim, buraya da bir tane birim, iki birim yapıyor. Birim tamamının oranı iki birimdir arkadaşlar. Önce bunu bilmemiz lazım. Hocam bu benzerlik oranı. Alanda ne yapacağım arkadaşlar? Benzerlik oranının karesini alıyorsunuz. Yani 1 bölü 4 olması gerekir alan. Şurası A iken, bak burası A iken tamamı 4 olması gerekiyor. Tamamı 4A olması gerekiyor. Hocam bura A, bura A. O zaman buraya ne kalıyor? 2A kalıyor. Tamamı 4A olması için. Hocam bak burası A, burası 2A. Buradan 1 bölü 2'yi bulabiliriz arkadaşlar. Hocam bu biraz zor mu? Zor değil. Birazdan detayını vereceğim size. Bu mantıkla da çözülür. Başka yolları da var. Ben bilerek buraya verdim. Alan oranından bulacağız arkadaşlar. Eğer benzerlik oranını bulursanız. Benzerlik oranı atıyorum 1 bölü 3 çıktı. Dikkat. 1 bölü 3 çıktı. Hocam bu kenar oranı diye söylersiniz. Ama alan istiyorsanız bunun karesini alacaksınız. Yani 1 bölü 9 olacak alan oranı arkadaşlar. Küçük üçgenin alanı 1 iken büyük üçgenin alanı ne olacak? 9 olacak. Bunu birazdan anlatacağım tekrar. Ama şu katlama olayını anladığınızı varsayıyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Mesela 15. Var mı lan? On beş. 15'in cevabı 15 değil. Bu zor bir soru. Rasyonel. Evet. Nasıl yaptın Merve? Açabilirsin. Zordu çünkü. Şöyle.
Heh, söyle Şöyle. bakalım. Şimdi önce 5-12-13 üçgeni var. Onu gördüm. Tamam. Bak burası 5, burası 13. Şuranın tamamı 12 diyor. Bunu gördük. Güzel. Evet. Sonra açıortaydan BD'ye 5K, DC'de 13K olur dedim. Şimdi bir dakika. Şimdi bunu bilmediğiniz için ben söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, açıortay teoreminde anlatılacak gene. Gene bir giriş yapalım. Şurada açıortay varsa bura 5'miş, bura 13'müş. Ve açıortay ise o zaman burası 5K olur. Oranında arkadaşlar öyle yapmamız lazım. 5K, o zaman burası da 13K. Yani şöyle 5'in 5K'ya oranı, 13'ün de 13 K'ya oranı. Oranlar aynı çıkacak. Bakın 1 bölü K, 1 bölü K çıktı. Yani senin kenarın neyse o oranda bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Oran veriyoruz. Peki 18K diyeceksin herhalde. Doğru mu? Evet, eşittir 12 dedim. K da buradan 2 bölü 3 çıktı. K buradan 2 bölü 3 geldi. Güzel. Sonra 5 çarpı 13K bölü 2'den mavi alanı veriyor ya. K Evet. gördüm. Evet, 2 bölü 3 yazdım. Buradan da Tamam. 65 bölü 3 Tamam. çıktı. Çok çok güzel. 13K dediği şey 13 çarpı 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Bu dursun elinize. Bakın o kenara ait yükseklik burada 5'tir. 5 çarpı 13 çarpı 2 bölü 3 taban alanı, tabanı bir de yükseklik. Bir de ne var arkadaşlar? Bölü var. 2 diyeceğiz. 2'yi de yazdığınızda cevap 65 bölü 3 gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Güzel. Aferin. Bunu bilmemiz lazım. Az çok biliyorsunuzdur belki ama bilmeseniz de önemli değil. Bunu açıortayda anlatacağım. 5'in 5K oranı, 13'ün 13K oranı. Böyle sorular da gelecek. Uzunluk bulma gibi sorular. Onları da şimdiden girmiş olalım arkadaşlar. Ayrıca konu başlığı olarak anlatacağım. 16. Çok güzel. Bu da güzel bir soru. Var mı bulabilen? Gelin beraber yapalım. Güzel bir soru. Ben bunu beğendim. Seçtim zaten size bunları. Şimdi bakın burası verilmiş bize. Bak şu eşitmiş. Şu da eşitmiş. Ah bu da eşit. Çok enteresan. Arkadaşlar burası 90 derecedir. Neden? Bakın hem bu eşit hem bu eşit hem bu eşit. Neden? Buna ne demiştik biz? Muhteşem üçlü demiştik. Değil mi? Bakın o zaman ne olacak burası? Burası 90 derece. Şuradaki 90'ı buldunuz arkadaşlar. Bu bir. Buradan üç kenarında eşit olmasından dolayı hem burası hem burası kenarortay. Aynı zamanda bu kenarortay da buraya eşitse bunlara, o zaman burası 90 dereceydi. Biz buna ne demiştik? Muhteşem üçlü. Cevap 160 değil ya. Başka bir şey. Bakalım. Şimdi dur. Şimdi burayı bulduk. Buranın 90 derece olduğunu gördünüz arkadaşlar. Burayı yazdım. İkinci durum şu. Azıcık görmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Şurada paralelliği vermiş bana. Neresi? Şurası buraya paralel. Hocam bura paralel ikisi. Hocam bunlar da eşit 4'e 4. Hocam o zaman bunlar da eşit olmak zorunda. 5'e 5 olmak zorunda. Bir kere bu da olması gereken durum. Şimdi dur. Değil. O da 5 çarpı 4 bölü 2'den şuranın alanını ben 10 olarak bulurum arkadaşlar. Doğru mu? Bulurum. Burası 10. Bakın şunu şuradan çizin. Neyi soruyorsa bana dur bakayım EBC. EBC. Burası ne olacak? Bak burası 10. Şu tabana ait yükseklikte 10 ise bu tabana ait yükseklikte de burası 10 yapar. Neden? Bak buranın yüksekliği de 4. Şurada görüyorsunuz. Burası 10. Ne oldu toplamı? 20 oldu arkadaşlar. 20. Tamam. Burası 4. Bakın burada 4'e karşı 20 gelmiş. Buradaki 4'e karşı da 20 gelmek zorunda.
O zaman EBC üçgeninin alanı cevap 40'tır arkadaşım. Tamam. Anlaştık mı? Tekrar edeyim mi? Bakın şu 5'i bulmayı anladıysanız problem yok. 5'i bulduysanız 5 çarpı 4 bölü 2'den alanı buldum 10. Hocam 5'e karşı 10 ise o zaman buradaki 5'e karşı da 10 gelecek. Aynı taban çünkü. Yüksekliğim aynı. Hocam şimdi tersten bakıyorum. Yani bu taraftan bakıyorum bak. Bu taraftan bakıyorum. 4'e karşı 20 ise o zaman buradaki 4'e karşı da 20 olur. Toplamı da 40 olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Bunu böyle yapacağız. Burada öğretmediğim bir şey yok. Bunları geçelim. 19. Nasıl? 40 bölü 2 mi? Anlayamadım ama. Yok, 40 değil, yanlış yazdım hocam. Şey 5 5 14 4 8, yani direkt dik şey direkt normal üçgen çarpımında. Oradan da yaparsın. Ya doğru. 10 çarpı 8 bölü 2 oradan da yaparsın. Ben zorunu göstereyim. Sen kolayını bul nerede? Dokuz. Az önce açıortay bahsettim ya. Bak aynı mantık. Hadi bakalım. Açıortayda neydi? Neydi? Mesela buranın buna oranı, buranın da buna oranı. Bir şey yakalamanız lazım. Bakalım kim yakalayacak? 12'nin 6'ya oranı, oranın da oraya oran demeniz lazım. Tamam, öyle dersek ne çıkacak? Bakın. Şimdi 12'nin 6'ya oranı yazıyorum ben. Hop yazdım. Tamam. Hocam bu oran kaç? 2. Ha, hocam o zaman şuraya 2A desem buraya da A derim. Tamam mı? 2A'ya A bak. 12'nin 6'ya bölümü 2, 2A'nın A'ya bölümü de nedir? 2'dir. O zaman burası 2A iken burası A'dır. Bakın burada bir dik üçgen var arkadaşlar. 6 artı A, 2A, 12. Şimdi A yerine bir değer versem. Ben mesela 10 desem. İstiyorsanız şey de yapabilirsiniz. 6 artı A'nın karesi, 2A'nın karesinden çıkarırsın bunu. 12'nin yani 144'ün karesine eşitlersin. Buradan da bulunabilir. A buradan 10 gelir. Bakın 10 gelince ne oluyor biliyor musunuz? Bak 16, 12 ve 20. Yani 3, 4, 5 üçgeni geliyor. Buradan A'yı bulursun. 12 çarpı 10 bölü 2'den de 12 çarpı 10 bölü 2'den de alanı bulursun. Buradan da 60 mı geliyor? Bana nereye sormuş ki? Evet 60. Doğru değil mi? 12 çarpı 10 bölü 2. 36 dediğin ne hocam? Onu anlayamadım ben. Anladık mı şunu? Hayır. Ben mi yanlış yaptım? Pardon, tamam. Geçtik. 20, 20'yi de yapalım. Sonra atlamalı 23 var. 26 var. 23 ile 26 yapıp ara vereyim olmazsa. Bak bu da tam bir hani matematik sorusu. Bakalım kim yapacak? Yapmaya devam edin. Ben göstereyim size. Bakın alan bulmak ne demek? İki tane kenarım var burada. Hem C var hem de B var. O zaman alanı şöyle bulabilirim. B çarpı C bölü 2 deyip bulabilirim. Doğru mu arkadaşlar? Böyle bulabilirim. Ama bunlar belli değil. Peki ne belli? Alan, ha, alan ABC belliymiş. O zaman burası
96'ymış bakın. B ile C'yi çarp 2'ye böldüm 96. Tamam, bunu buldum. O zaman B çarpı C eşittir 192 arkadaşlar. Bunu buldum. Bir de neyi vermiş bana? B artı C. Hadi bakalım çarpanları ayırmayı biliyorsunuz. Bakın B artı C karesini al. Eşittir 28'in karesi. Doğru mu? 28'in karesi kaç yapıyor? Tam bilmiyorum ama siz bir bakın. B kare artı 2 tane BC çarp artı C kare eşittir 784 mu arkadaşlar? Tam emin değilim ama yazdım geçtim. 784. Şimdi bak ne var elimde benim? Evet. B kare C kare. Yanlış mı yaptık bir yerde ya? Hocam a kare Tamam. eşittir b kare artı c kare Tamam ya. tamam. A'yı sor. A'yı soruyormuş. B kare artı C kare lazım zaten bana. O zaman devam ediyorum. Bak B kare artı C kare. Yani bunlar lazım bana. 2BC demiş ya. Bakın BC'yi kaç buldum? 192 buldum. İki tanesini çarparsam kaç yapıyor? 384 mü? Böyle bir şey yapıyor herhalde. 784 eksi 384. Bunu çıkarın arkadaşlar. B kare artı C kareyi bulursunuz. 400. Tamam. Bakın bana A'yı sorduğu için B kare artı C kare belli zaten. Yani B kare artı C kare eşittir A kare arkadaşlar. Burası 400 bulduk. Burası ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de 20 olsun ki A'yı bulmuş olalım. Buradan da sonuca ulaşalım arkadaşlar. Yani burada bakın B çarpı C bölü 2. Benim sorum bu. Gerisi matematik. İnşallah iyice yaparsınız arkadaşlar. Bunları aynı. Geçiyorum bunları. Bir de bilmediğimiz şeyler var burada. 23. Bakın burada bir not var. Bir bakın yapabilecek misiniz? Merak ediyorum. Çok güzel. Hemen geliyor cevaplar. Şimdi bakın AD. Ben burada bir yöntem göstereceğim size. Bakın iki türlü yapabilirsiniz. Tüm alanı bulursunuz arkadaşlar. Tüm alanı bulursunuz. Tamam mı? Tüm alan nasıl bulunur? Ben onu göstereyim size. A çarpı H. Bakın tüm alan A çarpı H çarpı BC bölü 2 dersiniz. Tüm alan budur. Bundan arkadaşlar şurayı çıkarırsınız. Nereye çıkarırsınız? Aha da şuraya arkadaşlar bakın. Burayı çıkarın. Buranın çıkarılması demek şu demek arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Hemen şunu gösterelim. Ne diyeceğiz? DH çarpı BC bölü 2 dersiniz. Şu mavi alanı bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir yöntemdir. Hocam ben hiçbir şey bilmiyorum deyip yapabilirsiniz. Ama şu arkadaşlar farklı bir yöntemdir. Bakın nedir o yöntemde? Şudur. Böyle bir alan gördüğünüz alan sorusu. Burası 90 derece ise eğer AD tamam mı arkadaşlar? Çarpı BC bölü 2 deyip alanı direkt bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir yöntemdir arkadaşlar. Formülizasyon gibi düşünün. A çarpı D. AD'yi vermiş mi? Vermiş. 6. BC'de 10 arkadaşlar. 10 çarpı 6 bölü 2'den cevap 30 olarak bulunur. Ya da yerine koyun çıkarın arkadaşlar. Oradan da bulunabilir arkadaşlar. Buraya X dersin mesela. İlk durumdaki alanı bulursun. Deneyin, yapmaya çalışın, görün. Mesela 26 demişim bir de ben. Heh. Bunu yapın şimdi. Aynı yöntem. İşlem yeteneğinize bakalım hemen. Değil mi? Hemen çıkıyor bak. O. Nasıl yapacağız bunu? Bak mesela BC 16 demiş. BC'yi vermiş tabanı bana. Buraya X diyelim. Buraya mı soruyor bana? X diyor bak. X çarpı 16 bölü 2 eşittir 80 arkadaşlar. Alan ABDC demiş. Bak ABDC çünkü oraya vermiş. Şunları sadeleştir hemen. Burası 5 yaptı. X de buradan 10 geldi. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu yöntemi unutmayın. Tamam, bu önemli bir yöntem. Şimdi burada ne var? Bakalım şuradan. Bitirdim.
Ha, bunları daha önce anlattım. Yine tekrar edeyim. Bunları anlatayım geçeyim arkadaşlar. Şey, ara vereyim. Şimdi bakın en uzun kenarım benim burada A olsun. En uzun kenar bu. A. Sonra B, sonra C. Şimdi bu kenarlar yüksekliklerle ters orantılıdır arkadaşlar. Senin kenarın ne kadar uzunsa yüksekliğin o kadar küçüktür. Bakın burada göstermiş. A en büyük ama yüksekliğin en küçük. Bunları da unutmayın çünkü neden bu alanla ilgili? Bakın oranlayın birbirini. A çarpı haşa büyük olsaydı alan çok büyük çıkardı. Ama B çarpı haşb o zaman olmazdı. Yani bir tutarsızlık olacaktı. Senin kenarın ne kadar büyükse yüksekliğin o kadar küçük olsun ki alanlar birbirine eşit olsun arkadaşlar. Bunu da değerlendirmeyi unutmayın. Başka ne var burada? Bakalım. Başka da bir şey yok herhalde. Heh, bir de şu var. Bu alanda söylemiştim ben size geçen hafta. Şimdi mesela şuradaki açı belli. Atıyorum buradaki açı belliyse. Atıyorum burası ne olsun? 30. O zaman alan nasıl bulunuyordu? 1 bölü 2 yazıyordum. Ne yapıyordum? Kenarlarını alıyordum. C çarpı B çarpı ne yapıyordum? Sinüs 30 diyordum. Bu bir alan formülü. Eğer şurayı verirse bu sefer A çarpı C bölü sinüs bilmem 30 diyordum. Tamam, burası 30 olsaydı eğer. Bu da bir alan formülüydü. Trigonometrik alan formülü. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu da kullanacağız. Başka ne vardı burada? Mesela en büyük alan ne zaman olur arkadaşlar? Sinüsün 90 derece olduğunda. Tamam mı? Eğer buna 90 derecesi alan en büyük olur. Çünkü sinüs 90 en büyük değeri kaçtı? 1'dir arkadaşlar. Yani 1'den başka büyük değeri yoktur. Tamam. Ne demiş burada? Bunları yazdık. Bunları gördük. İki türlü alan da bulunabilir. Gibi gibi. Bunları kullanacağız birazdan. Şimdi küçük bir ara verelim arkadaşlar. 10 dakika versek yeter herhalde. Devam edeceğim. Birazdan şeyler var arkadaşlar. Benzerliklerle ilgili alan karşılaştırmalar var. Orası daha önemli. Şimdi giriş yaptık. Birazdan onu anlatacağım. Bir 10 dakika ara, sonra buluşalım arkadaşlar.